son yaptığınız Amerika ve İsrail tehdidine karşı Tayyip Erdoğan'la birleşilebilir açıklamanızı bunları da birlikte değerlendirebilir miyiz o zaman? Birleşilebilir değil. Zaten birlikteyiz. Bakın, biz buradan açıkça söylüyoruz. Vatan Partisi 24 Temmuz 2015'te Mehmetçik hendeklere gömdüğü hareketi başlattığı zaman PKK'yı AKP'li birlikteyiz. Afrin'e yürüdüğü zaman AKP'li birlikteyiz. 15-16 Temmuz gecesi sağımıza bakalım, solumuza bakalım. Kim vardı? AK Parti vardı. Yani Amerikan darbesine karşı AK Parti ile biz Vatan Partisi olarak beraberdik. Maalesef Meral Hanımlar o zaman hainleri de saklı falan, onu bilmiyoruz. Ortalıkta görmedik veya Kılıçdaroğullar. Eğer o darbe başarılı olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de, bugünkü İyi Parti yönetimi de o FETÖ darbesinin hükümetinde makam paylaşacaklardı. Bunu bütün Türkiye biliyor. Çok açık. Zaten öyle olmasa onları hapisten çıkartmaya çalışmazlar. Kim kimi hapisten çıkarır? Kendi yoldaşlarını, kendi dava arkadaşlarını. Yani bu kadar gayret onları hapisten çıkartacağım diye o cephedeler. Afrin'e girerken Türk ordusu girme diyor. Efendim Fırat Kalkanı'yla Amerikan-İsrail koridoruna yürürken Türk ordusu çamura batıyorsunuz diyor. Efendim Zeytin Dalı harekatı başlarken Meral Hanım, Kılıçdaroğlu efendim tosuncuklarını yolla diyor. Mehmetçiğin moralini bozmaya çalışıyor. Yani Türk ordusu içinde ikilik yaratmaya çalışıyor. Bir fırsat buluyor, apoletlerini sökerim diyor. Yani Türk ordusuna karşı bir işlerde böyle birikmiş bir kim var, o çok açık meydanda. Ve hep Amerika İsrail yanından pozisyon alıyorlar. Onun için hani şunu söyleyeyim, biz saydım FETÖ darbesinde AKP ile beraberiz o darbeye karşı. İki, Fırat Kalkanı'nda AKP ile beraberiz. AKP, Mehmetçik, Vatan Partisi beraber. Yani Mehmetçik aslında o beraberliğin merkezindeki Türk ordusu güç. Türkiye bir vatan savaşı yapıyor. AKP o vatan savaşı mevzisinde. Zaten beraberiz. Yani onun için Oda TV onu bir başlık yapmış, AKP ile beraber olabiliriz diye. Zaten vatan savaşında bugün AKP ile beraberiz. Ve beraber olmadan bu vatan savaşı başarıya ulaştırılmaz. Herkesle beraber olmak istiyoruz. Ve devletin ve hükümetin bu vatan savaşında olması tayin edici önemlidir. Çünkü dünyada tek bir vatan savaşı yok, kazanılmış bir vatan savaşı hükümet ve devleti ele geçirmeden başarıya ulaştırılmış olsun. Bakın Mustafa Kemal de vatan savaşına başladığı zaman İstiklal Savaşı'nda ilk iş neydi? Anadolu'da bir hükümet kurmak. Yani hükümet olarak o İstiklal Savaşı verilirdi, yoksa dalda gerilla faaliyetiyle olmazdı. Veya başkaları işte Ho Chi Minh'ler, Giyaplar, Mao'lar, Mao Zedong'lar, Tito'lar, Enver Hoca'lar, herkes hükümet olarak düşman, Hitler'in saldırısı, emperyalist saldırı, ona karşı mücadeleti ve vatan savaşı verdi. Onun için AKP'yi bu savaşa kazanmak, madem onlar hükümette, bu savaşı başarıya ulaştırmak için şart. Yani onun için AKP'yi iterek, Amerika'nın yanında olursa sevinerek bu savaş başarılmaz. AKP'yi bu savaş mevzisinde tutarak, daha tutarlı hareket etmeye yönlendirerek. Ama sizin gibi diğer muhalefet